Amerika Çin'deki salgının nedeni olan bakteri bulundu. Evet, koronavirüsü salgınının asıl sebebi bulundu. Yarasa değil, pangolinden yayılmış efendim. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Güney Çin Tarım Üniversitesi mezunları virüsün pangolin denilen bir memeliden yayıldığını öne sürdü. İşte pangolinin resmini ekranlarınızda görüyorsunuz. Haberi Sözcü.com.tr'den aktarıyorum. Ve virüsün yayıldığının iddia edildiği pangolin isimli hayvanı ekranlarınızda fotoğrafla görüyorsunuz. Şimdi Sözcü.com.tr'deki haberin devamını okuyoruz. Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüsü salgını önlenemez bir şekilde yıkıma devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada dünden bugüne ölü sayısının 563'ten 638'e yükseldiği duyuruldu. Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken salgının nasıl ortaya çıktığı ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen koronavirüsünün pangolin denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi. Reuters'in Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi. İşte bir pangolinin fotoğrafını görüyorsunuz ekranlarınızda. Haberimizin kaynağı Sözcü.com.tr. Biz yorumunu yapıyoruz. Pangolinlerin boyları 30 santimetre ile 1 metre arasında değişiyor. Üniversiteden yapılan açıklamada son bulgular hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor denildi. İşte virüsün yayıldığı ülkeler ekranlarınızda kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilmesine rağmen geçtiğimiz yıl 100 binden fazla pangolinin yasa dışı olarak avlandığı belirtiliyor. Evet, koronavirüsünde panik, ölü sayısı artıyor ama bu virüsün nedeninin, kaynağının yarasa çorbası olmadığı ve pangolin olduğu son gelişmelere göre iddia ediliyor. Bu bilgi paylaşılıyor. Evet, Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanları paylaşıyor bu bilgiyi. Koronavirüsü yarasa çorbasından değil, pangolinden yayılmış. O da farklı bir sürüngen çeşidi olsa gerek. Görüntüsünü ekranlarınızda görüyorsunuz. Sosyal medyada son derece yanlış bilgiler vardı. Yarasa çorbası içen insanlar paylaşılıyordu ama bunlar sadece propaganda amaçlı ve yanlış bilgi yaymak amaçlı kullanılmış bilgilerdi. Evet, koronavirüsü yarasa çorbasından değilmiş efendim. Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarının verdiği son bilgiye göre bu virüs pangolin denilen bir memeliden yayılmış. Evet, eğer bu yayını beğendiyseniz yayınımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni gelişmelerle ve Barış Biner'in kendine has özel yaptığı haftalık yorumlarla kanalımızda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.